Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizinle temel yaşam becerileri seçmeli dersin birinci dönem birinci ortak yazılı sınavının çözümüyle beraberiz. Sorularımız yeni sisteme uyarlanmış. Açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda kişinin günlük hayattaki zorluklarla başa çıkmasına ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan olumlu ve uyarlanabilir davranışları içeren beceriler ne denir? Tabii ki arkadaşlar temel yaşam becerileri denilmektedir. 2. Sözcükleri doğru ve yerinde kullanma, sözcükleri doğru telaffuz etme, ses tonunu iyi ayarlama, beden duruşu, yüz ifadeleri yani mimikler, göz teması, el kol hareketlerini yani jestler iyi kullanma becerisinde ne denir? Bu arkadaşlar iletişim becerisi denilmektedir. 3. İletişim becerisine sahip olan bir öğrencinin dikkat etmesi gereken faktörler nelerdir? Arkadaşlar mesela etkili dinleme, empati kurabilme, beden dilini kullanabilme, kendini doğru ifade edebilme ve tabii ki göz temasıdır arkadaşlar. 4. Ödevler, kurslar, arkadaşlara ve aile ile geçirilecek zaman, kendine ayrılacak vakit derken okul hayatı çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Öğrencilerin bu durumdan rahatsız olmaları için doğru bir planlama yapmaları gerekir. Doğru bir planlama yapmak için öğrencilerin hangi becerilere sahip olması gerekir? Doğru bir planlama yapabilmek zamanla alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla zaman yönetimi becerisine sahip olmak gerekir. 5. Herhangi bir olumsuzluk durumunda çocukların ailelerine kolayca ulaşabilmeleri için hangi bilgilere sahip olması gerekir? Öncelikle tabii ki anne ve babasının cep telefonunu numarasını bilmesi gerekir. Bunun yanında adresimizi bilmek gerekir arkadaşlar. Yine yakın akrabalarımızın adreslerini, yine polis ve jandarma gibi güvenlik kuvvetlerinin telefon numaralarını bilmek gerekir. Tabii bunun yanında açıklamamız gereken polis, jandarma, işte yangın gibi acil durum numarası 112'de ne oldu arkadaşlar? Acil durum numarasında toplanmıştır. Kesinlikle bunu bilelim. 6. Temizlik, tuvalet eğitimi, düzen, giyinme, beslenme gibi becerilere genel olarak ne ad verilir? Arkadaşlar bunlara öz bakım becerileri denilir. 7. Temel yaşam becerilerine sahip olan bir öğrencinin sabah okula hazırlık sürecini aşama aşama yazınız demiş. Arkadaşlar birincisi vaktinde uyanma. İkincisi uyandıktan sonra yatağını toplama. Üçüncüsü
kişisel temizlik. Dördüncüsü kahvaltı yapma. Sonra çantasını hazırlama. Yine vaktinde evden çıkmak ve okula zamanında varmak. Arkadaşlar, sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki açık uçlu sınavlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.